Evet, ilk kiliseyi ve Stefanos Kilisesi'ni görelim. Daha sonra ön kısmı restore edilmiş. İleride temizlik çalışmalarını büyük bir heyecanla beklediğimiz Aziz Michael Kilisesi, Mikail Kilisesi'ni de görelim. Çünkü çok değişik bir ikonografisi var oranın. Cavi Bey, burayı anlatmak ister misiniz? Hocam, denizin yanında büyük azılmaz derler. Yok, bir ilçe yapmadım. Ben de biraz ilave yapmışım anlattığınızda. Cavi Coşkuner, kendisi Cemil Köylü. Cemil Köyü benim yeşil kitapta yazdığı gibi eski ismi Zella mıydı? Celela olan bir yer. İçerisinde bir post Bizans kilisesi var. Kutsal Havariler Kilisesi diye. Gerçekten de 19. yüzyılın güzel bir örneği. Biraz miyiz? Gelenler var. Köpek pazarı. Evet. Saygıdeğer misafirlerimiz, hocalarımız, yeniden cümleten hoş geldiniz. Bu kiliseyi acizane tanıtmaya çalışayım size. Bu kilise 9. yüzyıl Aziz Stefanos adında ikonoklazm dönemi kilisesidir. Yani biliyorsunuz ilk Hristiyan din şehidinin adıdır Stefanos. Ona ithafen yapılmış 1200 senelik bezemeleri görüyoruz. Burada daha çok üzüm ve nar, çok taneli meyve bereketi sembolize ettiği düşünülüyor. Geometrik motifli haçlar görüyoruz. Ve burada kısmen suretler var. İsa'nın havarilerinden birkaçı olduğu düşünülüyor. Yasağın dikiminde yapıldığı tahmin ediliyor. İleri tarafta Aziz Östatyus, bir ateist generalin avda geyik avladığı ve daha sonra geyin dile geldiği, hitap ettiği, sen dine dön, ateizmi bırak gibi uyarılarını dikkate alıp sonradan dinler bir azize dönüşü ve adına kiliseler de yapıldığı söyleniyor hocam. Var hocam birkaç tane. Evet. Görmedim. Ve buralarda da daha çok mezarlar görüyoruz. Önemli şahsiyetlerin, itibarlı kişilerin kiliselere defnedildiği, Tanrı'ya ve cennete daha yakın oluruz diye buralara gömülme hakkı alırlar. Kiliselere falan çok katkı sağlayan kişileri, özel kişiler için burada bazı mezarlar görüyoruz. Burayı da biliyorsunuz altar, sunu bölümü, papaz ve yardımcılarının bölümü, şarap ve ekmek hazırlayıp bu taraf cemaatlerine sunum yaptıkları bölüm. Evet hocam. Bittim hocam. Sizi dinleyin. Eyvallah. Sağ olsun Cavun Bey, güzel bilgiler verdin. Şimdi şeye bakıldığı vakit, özellikle ikonoklastik dönemdeki ikonakılıcılık dönemine bakıldığında kiliselerin ya da kutsal mekanların nasıl süsleneceği konusunda bir kavram kargaşası çıkıyor karşımıza. O dönemlerde Roma'ya bir dönüş var. Roma sanatına bir dönüş var. Ağırlıklı olarak pagan tanrılar yerine bu çeşitli bitki, flora sembolleri kullanılmaya başlanıyor. Bunun örneklerinden bir tanesi de gittiğinizde eski Gümüşler Manastırı'na çıktınız ya, kilisenin ikinci katında, üst katta Ezop masalları, Ezop hikayelerini andıran çeşitli figürler görmek mümkün. Burada da tavan kısmına bakıldığı vakit, tavandaki haçın etrafında isim duydunuz mu hiç? Cornopedia, bu bereket boynuzu. Roma döneminin mezhebe üstünden bir tanesi, simbol şey olarak bir bereket sembolüdür aynı zamanda, bolluk berekettir. Orada nar, üzüm, çeşitli meyveleri görebiliyorsunuz. Renk çok orijinal bir renk, pastel bir rengi görebiliyorsunuz burada. Aynı zamanda bu kilise İstanbul'daki bu hipodromun hemen yanında bir kilisesi vardır. Azize Efemiya vardır. Efemiya'nın özel bir haçı vardır ama bu haçı şu anda görmemiz mümkün değil. Hemen şu ikinci nişte Azize Efemiya'nın haçı var. Ve hemen şu üstteki zaten bir portre de Azize Efemiya'nın portresi. Büyük bir haç var. Haçlara baktığınız vakit 8 köşeyle böyle bir haç.
Gerçekten de şu templon, yani şu templon duvarı ayrılmış vaziyette. Hristiyanlıkta, inanışta din adamı olmayan bir kişinin bu tarafa geçmesi yasak. Çünkü herkes Naos kısmında. Burada gerçekten de bazı kiliselerde var. Kırmızı kitapta yazdık o templonları anlattık. Templonlar aynı zamanda liturjik mobilyadır kilise içerisindeki. Büyük bir sunum ve sağda solda bakın nişler var. Bu da tabii ki diğer kiliselerdeki iki yan apsisi, yani protesis ve diakonikon apsisindeki olayları telafi etmek için kullanılan birimler burada. Burada baktığımızda ilk gene bir zafer kemeri, iki tane eski ahit peygamberi var burada. Hemen Cabir Bey'in dediği gibi Estatios'un geyik havasının esnasında geyiklerin boynuzu arasında İsa'nın sünnetini görmesiyle Estatios tabii Hristiyanlığı seçiyor ama Estatios büyük komutanlardan bir tanesi. O dönemdeki tabii ki pagan imparatorların emriyle görevinden alınıyor. Ailesi dağıtılıyor. Çocuklarını işte köle olarak veriyorlar. Kadını gemiciler gemiye alıyorlar işte. Her türlü işlerinde kullanıyorlar böyle. Estatios daha sonra Roma İmparatorluğu'nun zorda olması dolayısıyla imparator tarafından tekrardan göreve çağrılıyor. İşte Roma'nın düşmanlarını yeniyor orada. Ve tesadüf eseri böyle mucize kabiliğinden ailesini tekrar topluyor. Bu arada imparator değişiyor. Yeni imparator tabii ki güç bende dediği için böyle Estatios'a işte pagan tanrılara kurban kesmesini istiyor. O da şey yapınca tabii reddedince Roma'daki en vahşi öldürmelerden bir tanesi bronz boğa şeklindeki bir aletin içerisine mahkum yerleştiriliyor. Altında ateş yeri yapılıyor ve bir boru sistemiyle o insanların çığlığı sanki bir boğa öğürmesi gibi geliyor. Bronz bir boğa içerisinde Estatios ve ailesini, iki tane çocuğu, karısı Teopistes'le beraber öldürüyorlar, şehit ediyorlar. Kapadokya bölgesinde Estatios adına kilise var. Tokalı kilisede ana apsisin sağ tarafındaki templon alanında da boğa içerisinde Estatios ve ailesinin öldürülüşünü gösteren bir resim var. Kırmızı kitapta. Mutfak bakın. Evet, burası büyük bir yemekhane. Sağlı sollu bakın şurada masanın izini görebiliyorsunuz. Yaklaşık 100 kişilik bir yemek masası. Solda da aynı şekilde bir yemek masası var. Evet. Saygıdeğer misafirlerimiz bir ayda tanıyalım önce. Evet. Şuralarda görmüş olduğunuz işte aydınlanma amaçlı yaralar babanın bulunduğu yerler. Büyükler ise sonradan akıra dönüştürülmüş hayvan yürütlerim için. Bu işler aydınlanma maksatlı yaradanlık olunan yerler. Burası ise işten ahıra döndürülmüş bir alan.